Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çok değerli bir videoyla karşınızdayım. Konumuz ne? 2024'te artış potansiyeline sahip hisseler. Çoğu insan zannediyor ki teknik, temel, ayrı ayrı olur. Hayır arkadaşlar, bir hissenin artışını anlamak için temel analiz önemli. Teknik analiz önemli. Ama daha da önemlisi bir yıl için... Bir dönem için Hisse fiyat tahmininde bulunurken sektörün hem dünyadaki hem Türkiye'deki durumunu tahmin etmek lazım. Şirketin geçmişine bakmak lazım. Yoksa teknik analizin bence yani %1 e en fazla önemi var. Mesela 2024 ayını tahmin ederken teknik analiz sana 2024 Haziran'ı göstermez. Temel analiz gösterir, şirket projeleri gösterir, dünyadaki etkisi gösterir. Ki ben de bu videoda sizlere bakın bu videonun devamı gelecek daha sağlam hisselerden, bak güçlü hisselerden yapacağım. Yoksa bunun bebek hissesi gelecek, orta hisseleri gelecek. Çok daha fazla videosunu biz önümüzdeki 5-6 ay içerisinde çekeceğiz. Sizden isteğim videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Bunları yapmanız benim için yeterli. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi sizlere çoğunuzun nefret ettiği 3 hisseden bahsedeceğiz. Niye? Olay bu arkadaşlar. Nefret ettirdiler kendilerine bakın. Nefret ediyorsunuz o hisselerden. Eminim ya çoğunuz %80'iniz bu hisleri sevmiyor. Ki zamanında ben de sevmedim. Ama artık herkes nefret alma zamanı. Çünkü borsa böyledir. Maalesef ki çoğu borsa yatırımcısının anlamadığı şey şu. Bir hisseden nefret full nefret ediyor. Yani böyle ölümde nefret ediyor. Hayır arkadaşlar. Herkes borsadan sıkıldığında borsa yükselir. Herkes mantıklı bir hisseden sıkıldığında o hisse yükselir. Dönem dönem tabii ki değişiklikler oluyor. Hissemiz ne? Hissemiz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ arkadaşlar kendisi satışlarıyla Faöklü olsun Türkiye'deki en büyük şirketlerden biri. Saran bir BIST 30 şirketi. Şu anda 3 çeyrektir bu hissemizde iyi bir net dönem karı yok. İyi diyenle de açıkçası zerre güvenmem. Niye? Bakın görüyorsunuz burada net kar kısmında 90 milyon bir net karı var 2023 ilk çeyrek. Sonra 4 milyar zarar. Sonra arkadaşlar burada 41 milyon kar. Ama fabrik artmış, satışlar artmış. Yavaş yavaş toparlanıyor. Ki şu da var. Bakın buna rağmen dönem duran varını arttırıyor. Yani aslında bu net karın zararda olmasının bir sebebi de hissemizin zarar etmesi değil arkadaşlar. Hissemizin belli gider göstererek, belli muhasebe mantığını çözerek kendini zararda göstermesi. Ki bu çok çok uygulanan bir şeyler verden kaçınmak için. Bakın kaçınmak diyorum. Verden kaçmıyorlar bunlar. Verden kaçınıyorlar işte. Borç gösterirler, yatırım gösterirler kendilerini zararda gösterirler. Bu çok basit bir şey yani yapılması. Genelde her muhasebe bunu yapar. Her şirket yapar yani bunu az veya çok. Onun dışında arkadaşlar burada finansal borçlanması arttı. Kabul net borç arttı kabul ama bir yukarı dönem duran varlık artışı var. Ve hissimizin borçlanması dönem duran varlıkları. Ayrıca öz kaynaklarının yanında hiçbir şey. Çok düşük bir borçlanmaya sahip. Yani Ereğli battı, Ereğli bitti mantığının hiçbir real açıklaması yok. Sadece Ereğli değil, tüm demir çelik sektörü 2023'te kötü bir yıl geçirdi. Avrupası, Asya'sı, Amerika'sı ki özel Avrupa'sı bakın Avrupalı şirketlerde büyük bir sıkıntı vardı. Büyük bir sıkıntı vardı. Üzerine Ereğli'ye ekstra olarak Ereğli'nin büyük orta Arkalor Mittal, biliyorsunuz Lüksemburg merkezli bir demir çelik firması, tüm paylarını sattı. Eylül'deki, Şubat aylarındaki gibi, yani Ocak ya Şubat aylarındaki gibi tüm paylarını sattı ve hisse çakıldı da çakıldı. Bunun üzerine temettü vermedi, daha da çakıldı ve bize artık alış fırsatını sunmaya başladı. Yani maalesef ki çoğunuz hala sevmiyorsunuz. Sevine ne yani. öyle çok da muazzam bir hisse değildi şu ana kadar. Öz gayet iyi, burada piyasaları 141 milyar TL yüksek e piyasalarına sahip, %47 payı ise dolaşımda. FK oranı bilinmiyor. FDF 16-19 piyasa detayları ise 0.88 yani hisse aslında bedava satılıyor gibi bir şey. Bedavanın bir üzerinde. Gerçek değerini de altına satılıyor hissemiz. Bu çok değerli. Ayrıca yıllar boyunca temettü dağıttı. Temettü alışkanlığı geri gelince de yüksek bir artış potansiyeli var. Faaliyet ve tarafındaysa arkadaşlar. Bakın yassız mum satışlarında tekrardan yassız mum bir artış var. Demir ve manyet satışlarında tekrardan bir artış var bakın burada September'da burada yine üretimlerde artış var, uzun mamul üretiminde bir artış söz konusu, Ereğli bazında, hem dünya bazında, burada her şey yerlerini yerinde gözüküyor. tek sıkıntımız çalışanlarına bir tık azalma var, 200 çalışanı azalttılar ki bu da aslında şirketimizi biraz daha rahatlatmıştır. Demir ve manyet üretiminde yine burada rekor'a gittiğimizi görüyoruz yani seneye toparlanacağını ben düşünüyorum. Fon tarafında ise birçok fonda bakın birçok fonda hala bulunuyor. Fonlar hala bundan çıkmış değil. Akbank'ı, Yapı Kredisi, burada HSBC, Garantisi, Tebi, Ziraatı, İş Bankası, Osmanlısı, Aktifi derken, A1 Kapı derken arkadaşlar, birçok aracı kurum ve bankanın portföyünde hala bulunuyor. Say sahip sahip i̇şte o Oyağından, her şeyine kadar, ne kadar, aktifine kadar, kadar birçok fonda kendisinin bulunduğunu görebiliyoruz. Peki hissemizin son dönemdeki durumu. Bakalım şurada Ereğli hissemizin son dönemde ne yapmış? Hissemiz son 7 günde kar önemli değil. Son bed arkadaşlar kar endeks al önemli değil. Sonuç ayda zarar önemli. Endeks de altında kalmış. Ucuz kalmış. Son 6 ayda arkadaşlar %20 artmış. Yine endeks de altında kalmış. Son bir yılda ise zarar etmiş. Endeksin altında kalmış. Bu bizim için çok çok değerli bir durum. Mükemmel bir durum açıkçası ile bizim için çok uygun bir hisse durumunda. Bir de buraya baktığımızda ereğli ne yaptı hakkında yazalım hemen şöyle ereğlimizin ne yaptığını trading view'dan bakalım. Hissemiz şu anda arkadaşlar buradaki destek seviyelerine değiyor bakın. Yine buradaki desteğine değmeye çalışmış. Kasım'ın birinde 35 lira kadar geri çekildi. Buradan tepkimi aldı yavaş yavaş yükseliyor. Özellikle 48 eriteli geçince adam yükseliş olma ihtimali hissemiz de var. Teknik seviyeleri şu anda pozitif. MACD'si pozitif. Süper trendi hacim hareket ortalamanın üzerinde derken hissemizin şu anki durumu gayet yerinde. Ve sağlam da bir hacim var. 21 Kasım'dan bir yana gayet sağlam bir hacimle ilerliyor. Hem satış tarafında hem alış tarafında hacmi gerçekten çok geniş. Peki. El el, -el demir çeliğimiz bitti. Tek istemiz bu muydu? Hayır arkadaşlar. Yine. Maalesef ki ülkemizde finansal okuryazarlığın düşük olması sebebiyle çoğu şey batıran bir hisse. Bakın batırdı yani bu batı, batıran bir hisseydi. Çan termik. Çan iki termik. Aşe yani can de diyebilirsiniz, kan de diyebilirsiniz. Şimdi ne okuyorsunuz artık o sizin okumanıza kalmış. Burada hissemizin net kar satışlar falan yerinde öyle büyük bir sıkıntı yok. Favoku da yerinde batık bir şirket değil. bilen sonuna baktığımızda buraya. Evet geçmişte çok daha iyiymiş. Ama 2021'e göre falan kendini arttırmış. Yani batmadı şirket. Ona kastetmeye çalışıyorum. Evet kötü durumda artış yok bunu kabul ediyorum ama batmadı da. Dönem varlıklarını, duran varlıklarını arttırmış arkadaşlar hisse. Finansal borçlanmasını neredeyse sıfıra indirmiş. Net borcunu eksiye indirmiş 3 milyardan. Öz kaynaklarını ise neredeyse iki katına çıkarmış. Muazzam bir bilanço sahip Çan Termik. 2023 3. çeyrekte bize muazzam bakın muazzam bir bilanço sundu. Net dönem karı toparlanmaya yavaş yavaş başlayacaktır. Çarpanlarında FK11, FDF10, piyasa değerler ise 223 olarak gözüküyor. Uygun değerler kabul edilebilir. Özellikle PDDD oranı gayet uygun. Öz karakter alımı çok iyi. Sen uzun vadede borçlanması neredeyse yok. Diğer borçlanma ise kısa vade. Piyasa değeri 17 milyar TL. Aynen cari oran burada baktığınız gibi bir üzerine çıktı. Artı bir. Brüt kar marjı arttı. Favok marjı arttı. Net kar marjı arttı. Kaldıraç oranı 56'dan 22'ye düştü. Çok değerli. Tek sıkıntı öz kaynak kaynakkarlığın düşmesi. Onun sıkıntı gayet iyi. Hissemizde belli bir temelde alışkanlığı yok. Fon pozisyonunda ise sadece tek bir e, aracı kurum bankanın daha doğrusu portföyünde var. Burada çantamik onun dışında daha fonlara alınmayan çünkü çok oynak bir isim. Göstermek istediğim şey aslında şu. Çok değerli bir şey göstereceğim şimdi size. Az sonra teknik daha detaylı bakarız. Hissemiz arkadaşlar. 7 günde 1027 bir ayda şöyle biraz daha doğru veri versin bize 1027 bir ayda 1029 3 ayda arkadaşlar endeks üstü kalmış 6 ayda ise bakın endeksin çok 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 altında kaldı 1 yıllık veride ise çakıldı çok değerli bu bizim için endeks çakıldı çakıldı 1 yılda batırdı yatırımcısı. evet bunu izleyen çantarmak yatırımcısı batan kişi belki çok sinirleniyor işte battım bittim ama sen battın ya işte maalesef ki çok özür dilerim bu başkaları için fırsat. Çünkü çantanın brenç toparlandı. O seni batıran şey aslında bir tık hırstı. Batırmayanlar için söylüyorum. Daha önce sonra yapmayın bu hata diye söylüyorum. Çünkü mesela çanda batan bir kişi muazzam tecrübe edindi. Çok güzel bir tecrübe edindi. Bir daha bundan sonra batmayacak. Niye? Hisselere tavandan girmemesi gerektiğini öğrendi. Hisse bakın 2023 Şubat'ta 6.90'dan Kasım'a kadar 12 kat arttı bakın. Bir yıl bile onda 12 kat arttı. Ama neyse yatırımcı daha da olsun, daha da olsun, daha da olsun aç gözle büründü ve buradaki hisse 71'den çaktılar. Bir kere hadi buradan aldın, kabul. Bakın daha sonra yapmayın diye anlatıyorum. Hissenize 10 kat kar elde ettiniz. Hisse 72'den burada 57 falan düştü. Çünkü belli bir süre fırsat sundu. Arkadaşlar satın. Temeli olmayan çantelmek gibi hissederim. Bir %15, %20 kaybettiyseniz tamam fiyattan bakın. 10 kat arttıktan sonra satın. Kârınızı alıp çıkın. Çünkü belli ki düşecek. Bu bir tuzaktır. Yıllardır da yapılır. Ama insan psikolojisi kaybetmeyi, kaybetmeyi sindiremediği için kumarda da böyledir. Mesela kumar alışkanlığınız varsa işte iddiasıdır, ruletidir neyse, ka kağıt oyunudur. Kaybetmeyi sindiremez. Ha bu sefer kazanacağım, ha bu sefer kazanacağım, ha bu sefer kazanacağım gittikçe batarsın ve 72'den yatırımcıyı 17 TL'ye kadar çaktılar. Bunu gördük. Hissimiz burada 17 TL civarını gördü. Hatta dip fiyatta burada 15'leri mi? 15.88'leri görmüş. Burası bizim için destek noktası. En aşağı nokta destek bakın. 1 2 3 4 5 yani 8 10 noktada burada kestiğini görebiliyoruz. Burası bizim için 17 destek. Ve bizim hissemiz tam olarak 2023 Mart'tan beri 7 8 aydır destek seviyesine takılmış bir hisse. Daha aşağı inememe gibi duruyor. O yüzden çanta bizim için yüksek potansiyelli bir hisse. Ki daha önce 70 TL'ye çıktığında varsayarsak şu anda bize büyük bir alın fırsatı sunuyor. Tabi ki yatırım tavsiyesi değildir. Öyle algılamayın ama potansiyelli ise potansiyelli hissem. Derin görüyorsunuz sizde. Bilanço çok iyi toparladı hissemiz. Umarım derim anlayabilmişsinizdir. Buradan asıl çıkacağınız ders çantayımın artacağı değil. His, hiçbir hisseye tavandan girmemeniz gerekti. Özellikle de böyle sağlam isterim. Mesela ne yaparsın? Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koç Holding, Foto gibi hisleri tavandan girersin. Zarar edersin ama toparlar. Ama çan termik gibi hislerin toparlayacağına garantisi yok. O düşüşten hiçbir zaman çıkamama ihtimali de var. Yine bir diğer hissemiz benimki kanalda galiba en fazla almayın dediğim hisse. Yani sayın ben almayın sözcüğünü galiba en çok buradaki sa sayı kullanmışımdır. Almayın, 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 almayın. Ne zamandan beri? Ta Temmuz'un başındaki 66 TL'den beri. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla videom var. O zamanlar günlük video tutuyordum ya işte benim şu anda açıklama kısmında linki var. İkinci kanalım var. Oraya her gün on hisse inceleme işte endeks analizi, altın analizi gibi günlük analiz atıyorum. Ben bunu zamanında bu kanalda yapıyordum. Her gün çekiyordum. Sısa da 10 Anlat, 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 alma, alma, alma diye diye hisse 66'dan 40'a geldi. Yani büyük bir düşüş, çok büyük bir düşüş. Eline son için çok büyük bir zarar. Çünkü ben hatırlıyorum, ben Sasa'ya güveniyorum, ben Sasa'ya güveniyorum. Kardeşim, yani babanın şirketi babanın oğlunun şirketi mi ya? Hisselere bağlanmayın. Hisselerden çıkmanın zamanı vardır ki ben bunu bas bas, bağıra bağıra 2-3 ay boyunca söyledim. Sonra ne oldu? Maalesef ki çoğu yatırım Sasa'dan zararını elde etti. Çoğu da çıktı yani zararı kabul etti. Sasa özellikle 2024'ün Mart Nisan ayı gibi çıkışa yapacak gibi gözüküyor. Net kâr hafiften toparladı. Foyuk'un arttırdı. Satışlarını arttırdı. Çarpan değerleri hala pahalı kabul ediyorum. Çünkü burada zarar açıkladı biraz. Ayrıca PD, DD oranında yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Öz kaynaklı alın falan kabul edilebilir. Burada duran varlığı arttı. Öz arttı. Bunların hepsi kabul. Ama ne yaptı Sasa? ne yaptı Sasa? Burada hissemiz. şu veriyi güncellememiz lazım. E, ee, hissemiz 7 günde zarardı. 1 ayda e, endeks altı. 3 ayda zararda ve endeks altı. 6, 6 ayda zararda endeksin yarısında. Büyük zararda. Yani bir yılda yine büyük zararda yine endeksin yarısında Çok büyük zarar elde etti. Sen burada görürsün işte bu fiyatlarda. Yıllıkta arkadaşlar hissemizin ortalaması 49 TL civarı. Bakın nereden düşmüş hisse. Burada gösteriyor EFRE'de. yani muazzam bir düşüş. Çok sıkıntılı fiyatlarda hissemiz. Burada da açayım hisseyi size. Sasa'nın ne yaptığıyla alakalı. Hissemiz burada. 82 TL'den çakıldı. Yine ne yaptı burada? Temmuz'da 18 TL olan hisse. Temmuz'da 18 TL olan hisse. Hatta Şubat'ta 9 TL olan hisse. Yine bakın çantarmaya benziyor. Buradan 8 kadar arttı. Sonra çat diye 45'e çaktılar hisseyi. Ki bakın hissemizden değeri 45-40 TL civarıydı. Şu anda da hala bu fiyatlarda geziniyor. Hissemizin eleri burasıydı bakın. Hisse Aralık 2022'den Mayıs 2023'e kadar burada takıldı. Sonra seçim sonrası bir gazla 69'a çıktı. 52'ye geri indi. Burada 68'e geri çıktı. Sonra 68'den buraya kadar çakıldı. Biz herhalde buradaki Temmuz Haziran aylarından beri bu hisseye girmeyin, girmeyin, girmeyin diyoruz. Ama artık bu seri özellikle bakın 39-40 seviyesine gelirse bizim için alım ve Çünkü hissenin ederi bu kadar. Hisse şu anda real eder fiyatına geldi. Erdem oğlanı olan Sasa gerçekten kuvvetli bir firmadır. Geleceği olan bir firmadır. Ve size en azından %50, %60, %70 civarında kar verme potansiyelini bulundur. Yani eski fiyatlarına olmasa bile 70 TL civarına gelen potansiyelini bulunduruyor. Şuradaki 70 TL bizim için çok önemli bir nokta. Ki sen az diyorsun mu 70 TL'ye ne olacak ya 70 TL %50 %60 kar. Bunu diyen aynı kişilerin bunu diyen aynı kişilerin mevduat faizine %45 ile girmesini anlayamıyorum. %60 kar ne olacak ama mevduat faizine kabul ediyorlar. Niye? Çünkü mevduat faizi her ay para veriyor. Arkadaşlar borsa veya diğer yatırım araçları çok daha kardır. Şöyle düşünün. Banka sizden gelen parayı başkasına kredi vererek döndürebilir. Yani siz aslında olabildiğince minimum para vermeye çalışıyor. Verebildiği paranın minimumunu vermeye çalışıyor. O yüzden bankalar hiçbir zaman size kazanabileceğiniz en üst parayı vermeyecek. Sizden çok daha fazla para kazanabilecekleri parayı size verecekler. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Sas da sonra bizim artık videomuz yavaş yavaş biter. 3 tane sağlam kuvvetli isteği incelik. Bakın Ereğli Çantel ve Sasa. Dediğimiz gibi mutlaka abone olun bildirimleri açın. Buraya %100 net karlı hisseler bakın video başlıkları. Daha garanti hisseler. Bebek hisseler gibi birçok mesela Aralık ayında artacak hisseler. Ocakta önemli hisseler. Çünkü hisselerin dönemleri vardır. Dönem dönem belli sektörler belli hisseler yükselir. Bunlarla ilgili çok daha fazla videoyu sizlere sunacağım. Tek isteğim de mi? Abone olmanız, bildirimleri açmanız, bir de videoyu beğenmeniz. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.